Oturun, oturun, oturun. Sevgili vintage'lar, sevgili retro'lar. İlk defa bu kadar vintage'ı, retro'yu bir arada görüyorum. Vallahi muazzamsınız ha. Şimdi çocuklarınızın, evlatlarınızın internette neler konuştuğunu, neler yaptığını anlamıyorsunuz değil mi? Hayır. Evladım bana Facebook'u, interneti, Twitter'ı göster dediğinizde alaycı bakışlara, aşağılanmalara maruz kalıyorsunuz değil mi? Evet. Yeğeninizin, evladınızın Facebook'taki hesabının altına yaptığınız özene bözene yorumlar siliniyor değil mi? Evet. Üstüne üstlük engelleniyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Utanıyorlar sizden. Sizin doğurduğunuz sizi beğenmiyor. Shame on you. Shame on you. Bunu da anlamadınız değil mi? Anlamadım. Artık o günler geride kalacak. Kimse sizden utanmayacak. Tamam, tamam. Belki evden çıkıp buraya gelirken bile evladınıza söyleyemediniz, utandınız. Fadime abla sen evden çıkarken ne dedin? Ah hocam, çöp atmaya diye çıktım evden. Bırakın buraya geldiğimi bilmelerini hocam. Görüntülü telefonla onları ararım diye utançlarından telefon çekmesin diye metroya biniyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Sizi sosyal medyada yok sayanlar. Yok sayanları hiçe sayanlar. Bundan sonra onların account'u sizin account'unuzun önünde diz çökecek, tövbe edecek. Tıraş bıçağı almaya parası yetmediği için kendini hipster sanan o gençleri üzecek miyiz? Evet, yüreği fav, retweet, like aşkıyla yanıp tutuşan sevgili retrolar. Bugün dersimizi interaktif yapacağız. Var mı aramızdan şimdi soru sormak isteyen? Hocam. Evet, buyurun. Like'larımızı nasıl arttıracağız? Bir yardımcı olun bize ne olur. 13 tane takipçim var inan. Güzel. Like'larımızın yoksa aramızdan bu sınıftan küçük Şeymalar, küçük Kim Kardashian'lar mı çıkacak? Şimdi like arttırmanın ilk kuralı. Takip ettiklerinizin her fotoğrafını like'layacaksınız. Biz buna sosyal alemde iade-i like kuralı diyoruz. Ne kadar çok yazın bunları. Ne kadar çok like'larsanız o kadar çok geri dönüp sizi like'larlar. Var mı başka sorusu olan? Hocam torunlarım beni Facebook'ta engelledi, ne yapmam lazım? Ha şimdi bakın güzel konu. Günümüzde artık dedeliğin ekmeği öyle tontiş yanaklara sahip olup eve gidip kompostoyla pilav yemekle olmuyor. Öyle gençlerin saygısını kazanamazsınız. Hak etmeniz lazım. Mücadele etmeniz lazım. Savaşmanız lazım. Buyurun. İzleyelim. Kumtercan, bırak o çatal eline bakayım çabuk. Bu masada böyle terbiyesizliklere müsaade etmeyeceğim. Bu evde fotoğraf çekip Instagram'a koymadan yemek yemek yok. Anneannenizin 113 takipçisi olmasına rağmen sırf fotoğraf koyabilmek, like alabilmek için sabaha kadar kaç türlü yemek yaptı? Yazıklar olsun. Dede çok özür dilerim vallahi. Özür dilemen like'ları geri getirecek mi? Dede, efekt falan yaparız. Efekt yaparsınız ha? Ah, her şeyin kolayına kaçarsınız zaten. Hadi, şimdi yiyin bakalım hadi başlayın. Afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi torunlarınızın, evlatlarınızın saygısını kazanmak istiyorsanız bundan sonra yediğiniz yemeğin resmini Instagram'a koymadan o yemek o evde yenmeyecek. Önümüzdeki derste filtre nasıldır, nasıl yapılır onu öğreneceğiz ve evlatlarımızın Facebook'larını nasıl hackleriz onu sizlere anlatmaya çalışacağım.